Elazığ'da yıllar önce 30 yaşın üstündeyken okuma yazma öğrenen bir kadın. Sıdıka var, Elazığ'a geliyor. Malumunuz Sıdıka öğretmen, at sırtında yolu izi olmayan köylere giden bir eğitimcimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilen kız çocuklarına özellikle, hem erkek çocuklarına hem de kız çocuklarına yönelik okuma yazma seferberliği başlatıyorlar. Ve Sıdıka Ağar onun için Elazığ'dayken annemle tanışıyorlar, anneannemle tanışıyorlar. Annem de o zaman küçük ve onlar okuma yazma öğreniyor. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Elazığ'a geliyor, eski adıyla Harput'a geliyor. Bir devlet hastanesini ziyaretinde, annem de o dönemlerde apansitten ameliyat olduğu için Sıdıka Ağar'la birlikte hastaneye ziyaret ediyorlar. Ve annem hep anlatır, çok da heyecanlı anlatırdı. Derdi ki, Gazi'yi karşımda görünce heyecandan nefesim kesildi ve bana döndü, elini omzuma koydu. Çocuk, çocuk, sen ne kadar güzel bir kızsın, geçmiş olsun. Mutlaka sen de annene benze, onun gibi her zaman için, her koşulda kadınların yanında ol, kadınların sorununa eğil. Öyle deyince annem heyecanlanıyor, kekemeliyor, kekeliyor, ne söyleyeceğini bilemiyor. Bunu anlatırdı annem. Ve sonradan annem Bingöl'e, anneannem Bingöl'e geliyor. Bingöl'de bütün çevresindeki kadınlarla, onların sorunlarla evlen bir kadın oluyor burada da. Ve çocukları topluyor, okuma yazma öğretmeye çalışıyor. Hep olumlu eğitime yönelik çalışmalarda bulunuyor. Ve sonra tüberküloza yakalanıyor. Elazığ'da tedavisi başlıyor. Eşi de o dönemde vefat etmiş. Dayım 12 yaşında onu hastaneye götürüyor. O dönemlerde kamyon sırtında, hatta buradan yıllarca önce otobüsü kamyon sırtında gidip geliyor. Otobüs bile yokmuş o dönemlerde. Ve Elazığ dönüşünde maalesef Kovancıların bir köyü olan Durmuşlar köyündeki ablasına gidiyor ve orada vefat ediyor. Orada gömülmek zorunda, küçük bir kış dönemidir. Orada vefat edip kalıyor ve biz yıllarca bulamadık. Çünkü biz Durmuşan köyü diye arıyorduk. Meğerse sonradan adı değişmiş, Durmuşlar köyü olmuş. Ve yıllar sonra izini bulduk, oraya gittik. Mezarını yaptırmak için eşimle birlikte mezar taşını, bir özelliği vardı, mezar yaptırılmayacak dendi. Sadece mezar taşı konacak dendi, o köyün kuralıymış. Biz de mezar taşını eşimle birlikte yaptırdık. Oradaki akrabalarımızla diyalog kurduk yıllar sonra. Yani dediğim 80 yıl sonra, düşünebiliyor musunuz? 1940'ta anneannem vefat ediyor ve ben 2019'da buldum mezarını. Bu benim için çok gurur verici bir şeydi. Öyle bir kadının torunu olmak, öyle bir kadını tanıtmak, şu anda heyecanlanıyorum. Çünkü onun gibi bir cumhuriyet kadını ben tanımadım. Ve burada geliyor, 1939'da bir seçim söz konusu olunca, o dönemlerde valiler aynı zamanda belediye başkanıymış. Seçimlerde iki aşamalı seçim yapılıyormuş çünkü tek partili olduğu dönem. İki aşamalı seçim sırasında birinci seçmen halk, ikincisi de onu seçtikleri kişi ikinci seçmen oluyor ve o da milletvekillerini meclise gönderen kişi oluyor. Ve anneannem bunlardan birisi. Anneannem o dönemde Vali Bey'in imzasıyla, elimizde belgesi de mevcut, Sahip Okay döneminde ikinci seçmen olarak milletvekilini meclise gönderen bir cumhuriyet kadını oluyor. Gururluyum, mutluyum. Böyle bir kadının torunu olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum.